Günlük burç yorumumuza hoş geldiniz. 9 Kasım. Yani Salı günü neler bekliyor günlük burç yorumumuz? Koçlar, biraz stresli açılarımız var. Bu açılardan dolayı bilinçsiz şekilde harcamalar yüzünden kendinizi sıkıntıya düşürebilir. Sosyal çevrenizdeki insanlarla da ekstra harcamalar yapabilir. Arkadaşlarınızın kazığını yiyebilirsiniz. O yüzden parayla ilgili konumuzu ön planda tutalım lütfen. Ödemesi gereken borçlarla ilgili biraz daha yapılandırmamız gerekiyor. Daha sonraki dönemler için zorluklar yaşamamanız gerekiyor. Bu dönem parayla ilgili Salı günü dikkate alalım. Özel hayatınızla alakalı da biraz yaşayacağınız konuşmalar hoşunuza gitmeyebilir. Karşı taraftan duymak istemediğiniz konularla yüz yüze kalabilirsiniz. Evli olanlar için de eşinizin iş temposundan kaynaklı sorunlar sizi bekliyor. Şimdiden motivasyonunuzu arttırın diyorum. Değerli boğa burçları, Mars ve Satürn arasındaki kare açı birçok kişilerle aranızdaki sorunlar oluşturmanızına sebep olacak. Özellikle eşiniz, sevgiliniz ve hayata karşı noktada baktığınız fark edebilirsiniz. Yanlış hatalar yaptığınızı fark edebilirsiniz. O yüzden dışarıdaki insanlar değil, sizin kendi içinizdeki uğraştığınız mücadeleler için adım atın. Ortak iş alanlarınızla ilgili yaptığınız güzel fikirler, yeni oluşumlar size çok fazla para getirisi kazandıracak. Odaklanmak istediğiniz yeni bir iş var. Bu işi oluşturduğunuz takdirde güzel anlaşmalara geçiş yapacaksınız. İlişki bekleyenler için güzel bir gün, Salı günü size çok güzel bir ilişkinin evresini yansıtacak ve bu ilişki size mutluluk ve huzur göstereceğini söyleyebilirim. Değerli ikizler, 9 Kasım Salı günü sizlere neler bekliyor? Yurt dışı ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Bazı insanların iş hataları yüzünden siz suçlanabilirsiniz. Üzerinizde yöneticileriniz ve bulunduğunuz insanlar arasında çok fazla baskın bir nokta sizi yıpratabilir. Ama yeni odaklanmak istediğiniz farklı işlerle ilgili haberler bekliyorsanız biraz daha mücadele etmeniz lazım. Özellikle Salı günü sağlığınızla alakalı biraz daha dikkat etmemiz lazım. Kendimize zaman zaman iyi noktalara oluşturalım ki enerjiniz dağılsın istemiyorum. İlişki konusunda da bu ara acele karar verip ilişkimizle ilgili yanlış düşüncelere girmemenizi öneriyorum. Değerli yengeç burçları, devam eden Satürn ve kare açısı oluşacağı için parayla ilgili durumlarda sorunları düzeltmeye, eşiniz ve sevgilinizle yapmak istediğiniz tatil planınız için güzel fırsatlar elde edebileceğiniz gözüküyor. Eğlence hayatınızdaki harcayacağınız tutarlara dikkat edelim. Bu arada araçla ilgili düşünceleriniz olabilir. Masrafları kontrol ederek yatırımlara yapalım. Çünkü kredi kartımız ya da ödemelerimizle ilgili açık biraz sıkıntıya düşürebilir. Sevgilisiyle ilgili haber bekleyenler için biraz daha sakin kalmanızı öneriyorum. Değerli aslan burçları, devam eden kare açı yani Satürn ve Mars arasındaki açı aile içinizdeki ilişkilerle Salı günü biraz sıkıntılar, aile içerisindeki kaoslar, sizin o da adaptasyon probleminizi ön planda tutacak. Zaman zaman ailenize ait miras ve konularla ilgili gün içerisinde duyacağınız olaylar sizi yıpratabilir. Kardeşlerinizle aranızdaki problemleri bir an önce gün yüzünde çıkartmanız gerekiyor. Yoksa kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Maddi açıdan ailenizden gelecek destekler ya da sizin ailenize açacağınız destekler size iyi verecek. İlişki konusunda da birazcık daha karşı tarafa yapıcı olmanızı, kırıcı sözlerden uzak durmanızı öneriyorum. Değerli Başak burçları, evet devam eden Mars ve Satürn kare açısı düşüncelerinizin kendinizi suçlamak, kendinize ait gücü kaybetmekle ilgili korkuları, kendinize zaman zaman bakmamanız, sakin yaklaşamamanız, her şeyi abartmanızla alakalı hayatınızın bu noktaları değiştirmeniz gerekiyor Salı günü. Fiziksel olarak kendinizi çok yorgun, bazı şeylerde kimseyi duymak istemeyebilir, işitmek istemeyebilir. Kendi isteklerinize özen gösterip başkalarına haksızlık yapabilirsiniz. Bu da ilişkiniz ve ilişkinizle alakalı güzel giderken yorucu olmaya başlayabilirsiniz. İlişkinizi yormamanızı, biraz daha sakin hareket etmenizi öneriyorum değerli Başak burçları. Yalnız şöyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Kendinize değer verirken başka insanları değersiz kılabilirsiniz. Değerli teraziler,
çocuklarınızla alakalı. Yani Satürn, Mars ve Satürn arasındaki kare açı çocuklarınızla alakalı. Zaman zaman istekleri, tatil planları, onlarla ilgili kaliteli zaman geçirmek, onlarla çok daha keyifli bir vakit yaşamak isteyebilirsiniz. Sevgiliniz ve eşinizle aranızdaki sorunlar netleşip daha birbirimize sahiplenme ve sağlıklı beslenme ve kendimiz düzenimizle alakalı sağlıklı beslenmelere karar getireceğiniz gözüküyor. O yüzden düşünceli, kötü düşünceler geride tutacaksınız. Kendinize söz vereceksiniz ve sözle birlikte güçlenmeye. Yeni bir iş beklentiniz varsa da salı günü biraz sizi yıpratabilir. Rica ediyorum. Daha sonraki günler daha keyifli olabilir diyorum. Değerli akrep burçları, salı günü özellikle devam eden Mars ve Satürn kare açısı temel aile köklerinizle alakalı içsel ilişkileri zorlaştıracak. Konularla ilgili çok zor kararlar alabilir ve bu zorluklar biraz iş hayatımıza, çevremizdeki insanlara yansıyacak. O yüzden ailedeki sorunları bu ara içselleştirmeyin. O sorunlara doğru karar verip doğru noktada belirlediğiniz takdirde kuşkularınız, endişeleriniz, derinleştiğiniz olayları daha sıkıntıya yetebilirsiniz ve yorucu olabilirsiniz. Sizden tek ricam, işe konsantre oluyorsunuz. Güzel gelecek paralar var. Buna adapte olursanız sevinirim diyorum. Değerli yay burçları, evet, devam eden açılar, yani Mars Satürn arasındaki kare açı yakın çevrenizle alakalı yaşadığınız sorunları, zihinsel olarak size karşı düşmanlarınızı ve bir an önce halletmeye çalışacaksınız. Onlarla ilgili bağlar eğer zorluk devam ederse zarar görme gününüz olacak. Kendinize daha bitkin, daha yorgun, daha soğuk bir evre hissedebilir. Biraz yatmak isteyebilirsiniz. İşinizde bayağı evraklarınızı ve toparlamanız gereken sonuçlar ve toplantılarınız var. O yüzden bir an önce C vitamininizi bol bol alın. Günü doğru odaklanın diyorum. İlişki konusunda da yani karı koca ya da sevgili ilişkinizde yakın kan bağlarından kaynaklı kardeşler, ilişkinizin kardeşleri arasındaki gerginlikler size yansıyacak. O yüzden ilişkiyi biraz daha kendi aramızda toparlamamız hayırlı diyorum. Oğlak burçları, evet, özellikle şunu demek istiyorum, sizin enerjinizde, yani salı günü Oğlak burcundaki ay size doğru ilerleyecek ve Satürn Mars kare açısıyla birlikte sosyal hayatınızla alakalı eğlenceli, zorlayıcı süreçlerle karşılaşabilir. Bir o kadar da eğlenecek bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Bütçenizle alakalı zorlukları yavaş yavaş toparlanma, sizi mutlu edecek etse de bazı geçmişe ait pişman olduğunuz olaylar gündeme gelecek. Maddi anlamda da yakın bir dostunuzdan alacağınız bir para sizi daha rahatlatacak. Bu ara çevrenizdeki insanlara akıl vermeye özen göstereceksiniz ama lütfen aklınız sizde kalsın. Büyük projelerinizi başkaları kapmasın. Gün içerisinde yakın dostlarınız ya da iş çevrenizdeki insanlarla da öğleden sonra terslik yaşayabilir. Gereksiz kırılganlıklar sizi yıpratabilir. Dikkat diyorum. Değerli kova burçları, Mars ve Satürn kare açısı devam edeceği için salı günü iş yoğunluğunuza, stresiniz, özel hayatınız yoğunluğu yüzünden kendiniz isteklerinizi gerçekleştiremeyecek, çıldıracak bir evreye geçiş yapacaksınız. Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve kendi vitamin değil de uyku dengeniz ya da psikolojik dengenizi yoga, meditasyon yaparak ve beslenmenizi ve özellikle de uyku saatlerinizi kaçırmamanız gerekiyor ve ışıklı ortamda uyumamanız şiddetli baş ağrılarınıza sebep olabilir. Çalıştığınız üstlerinizle aranızdaki diyaloglarda sağlamlaşma, artı sorunları düzeltme dönemi söz konusu olacak. Bir de ilişkinizle alakalı uzun süredir hayal ettiğiniz bir tatilin keyfiyle ilgili karar verip onun heyecanını yaşayacaksınız. Değerli balık burçları, evet, Mars ve Satürn arasındaki kare açı yabancılarla olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. İletişimdeki sorunları yavaş yavaş düzeltme evresine giriş yapacaksınız. Kendinizi açıklayacağınız, net konuşacağınız evreler, eğitim ve hukuki konularda da gündeminiz yer alacak bol bol gün içerisinde. Kontrolünüzden çıkacak bazı olaylara şimdiden hazırlıklı olun. Suçluluk psikolojisinden uzak durun. Görüşlerinizi net bir şekilde anlatın. Bazı olaylar karşısında siz suçlu olabilirsiniz. İlişkinizle alakalı da bir akşam sinema ya da yemek keyfini tadını çıkartacaksınız. Bir de dışarıda alkol ya da herhangi bir bağımlılığınız varsa araç kullanmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.